Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Kanada Uluslararası Ticaret Bakanı Pace ile görüştü. Bakan Çağlayan, son 10 yılda 125 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım alan Türkiye'de, Kanadalı yatırımcıların yapmış olduğu yatırım tutarı 426 milyon dolar. Oysa Kanadalı firmaların geçen yıl dünyada yapmış olduğu yatırımın toplamı 54 milyon dolar. Türkiye'ye yatırım yapmayan Kanadalı firmalar ciddi kayıptalar dedi. Şu anda müzakereleri devam eden Ortak Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Komitesi JETCO, tabir etmiş olduğumuz komitenin bir an önce kurulması konusunda biz Mayıs ayında zaten taslağımızı Kanada tarafına, makamına iletmiştik. Bu arada Sayın Bakan Temmuz ayında zaten göreve başladı. Kendisini de bu noktada tekrar tebrik etmek istiyorum. Ve yapmış olduğumuz, göndermiş olduğumuz taslak zannediyorum ki çok kısa bir süre içinde iki bakan olarak bir araya gelerek hem bunun birinci toplantısını gerçekleştireceğiz, hem de JETCO mekanizmasını bir an önce devreye sokacağız. Bu, aramızdaki ticaret hacminin daha fazla artırılmasını, iki ülke arasındaki iş adamları arasındaki ticaret hacimlerin daha fazla yükseltilmesini, varsa problemlerin en kısa sürede hallini ve yeni ufuklar, yeni hedefler belirleme noktasında çok önemli bir mekanizma oluşturacak. Çünkü bunu tecrübe eden bir bakan olarak bilhassa bunu ifade ediyorum. Serbest ticaret danışmanlarına çok önem veriyoruz. Serbest ticaret anlaşmasıyla bilhassa anlaşma yapmış olduğumuz ülkelerde ticaret hacmimizin ve yatırımların karşılıklı arttığını bütün rakamlarımız bize teyit ediyor. Bu anlamda Türkiye-Kanada arasındaki serbest ticaret anlaşması ne kadar erken yapılırsa her iki ülkenin ortak menfaati olacağını da ortak suratı altını çizerek belirtmek istiyorum. Kanada ile şu anda müzakere etmiş olduğumuz serbest ticaret anlaşması bugüne kadar olan serbest ticaret anlaşmalarından çok daha geniş kapsamlı olacak. Bilhassa mal ticaret, hizmetler ticaret ve yatırımlar yine aynı şekilde kamu alımlarında konu edilmiş olduğu önemli bir kapsama sahip olacak olan serbest ticaret anlaşması konusunda arkadaşlarımız zaten heyetlerimiz müzakereye devam ediyorlar.